Şu an hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Gazeteciliğe devam. Şunu sormak istiyorum. Aslında benim programın adı Ters Köşe. Sanki cuma günü, yani bu TFF seçiminde Sayın Mehmet Büyükekşi ters köşeye mi yatırıldı? Neler söylersiniz? Oradan başlayalım isterseniz. Aslında ters köşeye yatırılmak değil. Çoktan beri kulüpler üzerinde oluşturulan bir baskı vardı. Aslında hani Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kongrede yaptığı konuşmada buna dikkat çekti. Delegeler üzerindeki kurulan baskının ters tepkinin ilk mesajını imzanızı atın kurtulun dedi, değil mi? O cümle aynen şöyle, imzanızı atın kurtulun dedim çoğu dedi, delegeye dedi, kulüplere dedi. Aynen öyle. Gece saat bir gece önce, çarşamba gecesi, ertesi gün seçim vardı. Gece 3 sıralarında bazı görüşmeler yaşandı. Kulüplerin büyük bir kısmı bu baskıdan artık bunalmış vaziyetteydi. Vaatler vardı ve bunların hiç kimse gerçekleşeceğini düşünmüyordu. Kongre salonuna girildiğinde aslında şöyle bir olay gerçekleşti. Divan başkanlığının seçimi için delegelere bir önerge verildi. Yani bu dünyada olmayacak bir şey. İbrahim Hacı Osmanoğlu taraftarları dediler ki divan başkanlığı seçimi gizli oyla yapılsın. Çünkü insanlar üzerindeki baskıyı kaldırmak için. Ne oldu? Gizli oylamayı kabul etmediler. Dolayısıyla divan başkanlığına Mehmet Baykan seçildi. İki aday arasında, Murat Sancak'la Mehmet Baykan arasında 50 oy fark vardı. İnsanlar orada aslında şeyi gösterdi diyorsunuz, değil mi? Evet, mecburen gösterdiler. Sonra ben Bayram Taral'la, şu an biliyorsunuz federasyon yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisi eski federasyonlarda da görev almış, çok başarılı ve deneyimli bir hukukçudur. O bana dedi ki bizim dedi fikri, vicdanı hür ve Türk futboluna kendisini adamış 50 tane delegeye ihtiyacımız var dedi. Murat Sancak'ın aldığı oyun üzerine 50 oy eklediğinizde 134 yapıyor. Yani 50 tane delege geldi, seçimin kaderini değiştirdi. Şunu sormamız lazım. O zaman şu mu çıkıyor ortaya Sayın Doğatepe? Hattımıza gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Eğer oylama kapalı yapılsaydı o zaman Murat Sancak mı seçilecekti? Tabii Murat Sancak orada da seçilebilirdi. Çünkü Murat Sancak'ın kendi kişisel etkileşim alanı çok geniş. Herkesle birebir temas kurmayı seven birisi. O bile seçilebilirdi. Artı bir de şunu gördü insanlar. İktidar Partisi'nden iki tane milletvekili divan kurulu başkanlığında oturunca ben biliyorsunuz bunu kimse dile getirmedi. Ben yazdım. Mehmet Baykan'ın aslında delege olup olmasının bile etik olarak tartışılması gerektiğini ifade ettim o dönemde. Çünkü hani bu yanlış anlaşılmaya müsait bir şeydi. İki tane İktidar Partisi milletvekilinin divan kurulunda oturması bile insanlara ha bu iş yine yanlışa doğru gidiyor havasını oluşturdu. Onları o şekilde etkiledi ve bence sandığa gidip o kabine girince kararlarını değiştirdiler. Evet, peki ne yapacak yeni yönetim? Nasıl hamleler yapacak? Neler söylersiniz? Neler yani, bekliyorsunuz veyahut da? Yeni yönetimi biliyorsunuz herkes bu seçimin Haziran'da olmasını istedi. Hakem biliyorsunuz hakem atamalarının işte fikstürün yeni federasyon tarafından yapılmasını istedi. Ancak bunları yapmadılar ve şu anda yeni yönetimin kucağına bombayı bırakıp gittiler. Nerede nasıl mayırlı alanlar bıraktılar bunu bilmiyoruz. Doğru. Şimdi dolayısıyla kurullardan da istifaları talep ettiler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etti. Temsilciler Kurulu istifa etti. Bugün bu iki yere atama yapılacak, öyle tahmin ediyorum. Genel sekreter değiştirilecek. Belki ben burada bir sürpriz bekliyorum. Kendi içlerinden bir genel sekreter atayabileceklerini düşünüyorum. Aklınızda bir isim var mı? Yani bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Kim olabilir veyahut da tahmin anlamında? Yani MK içindeki yerleri... Genel sekreterlik anlamında. Genel sekreterlik içerisinde kurum içinden düşünmüyorlar, kendi yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi olabilir diyorlar. Bu da bir ilk olacak. Peki olabilir mi? Yani böyle bir olay olursa tabii olabilir bir mi? Sakıncası yok. Olabilir yani bir sakınca tabii, anlamında kendi... soruyorum. Tabii yok, bunun bir sakıncası yok, olabilir. Çünkü UEFA ve FIFA ile ilişkilerin yürütülmesi var. Artık genel sekreterlik çok komplike. Çok komplike, doğru. Biraz şöyle anlatayım.
Bizde dernekler kanunu eski Komünist Partisi'nin kanunu teşkilatlanmasına göre hazırlanmıştır. Genel anlamda aslında genel sekreterlerin yetkisi, imzası başkanlardan daha öndedir. Yani bu bizim kulüplerde de öyledir aslında. Her şey genel sekreterler üzerinden döner. O yüzden genel sekreter ismi çok önemli. Ben federasyonun bu konuda genç ve dinamik bir ismi kendi aralarından seçeceğini düşünüyorum. Tabii şimdi ben şimdi televizyonlara bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Artık herkes bir şekilde MHK'ye bazı isimleri getirmek için çaba sarf ettiğini görüyorum. İşte biri Cüneyt Çakır diyor, öbürkü farklı isimler söylüyor. Mesela sizin almış olduğunuz bir izlenim var mı Sayın Ali Fuat Doğatepe? MHK'de nasıl bir yapılanma olacak? MHK'de öne çıkan isim veya isimler kimlerdir? Başkanlık anlamında. Şimdi bu merkez, bundan önceki MHK'lar Hakem Akademisi diye bir yapı kurmuşlardı. Hı hı. Bu akademinin kaldırılacağını düşünüyorum ben. Çünkü hakem camiasında bu paralel MHK gibi değerlendiriliyordu ve başında Oğuz Sarvan vardı. Oğuz Sarvan'ın yaptığı icraatlar çok tartışmalıydı biliyorsunuz. Tüm evet, kulüpler doğru. Bu İzmir yapılanması diye bir yapılanmadan bahsediyor. Doğru. Onun etrafı üzerinde dönüyordu her şey. Dolayısıyla bunun kangrene dönüşmeden kesilip atılması gündemde. Kulüplerin büyük çoğunluğu da ki biliyorsunuz 8 Mart hakem kararlarını yaşadı Türkiye. Doğru. Bu kararların altında ciddi şekilde imzası olan isim Ferhat Gündoğdu'ydu. Ferhat Gündoğdu bu sürece nasıl gittiğini herkes merak ediyor. Ferhat Gündoğdu göreve geldiği an yaptığı tek şey ilk iş şu olmuş. Benim yakın çaresinde dinleyip izlenip tüm maçların var kayıtlarını tek tek inceleyip dinleyip not almış. Orada kendi vicdanına ve aklına ve hakemlik bilgisine yetmeyen bazı doyurucu gelmeyen bazı davranışlar sergilemiş. Ondan sonra bunun temeli atılmış. Ondan sonra işte bu 13 hakemin görevden el çektirilmesi kararı çıktı. Sonraki yaşananları hepimiz biliyoruz. Yani dolayısıyla bir operasyon yapılacaksa, bir yeni bir nesil bir hakem planlaması yapılacaksa biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı, herkes, tüm kulüpler Ferhat Gündoğdu'yu istiyorlar şu anda. Bu konuda da yoğun baskı olduğunu düşünüyorum federasyon üzerinde. Gün içerisinde bence MHK'nın başkanının açıklanacağını düşünüyorum. Var mı peki sizin kulağınıza gelen bir isim? İşte tüm kulüplerin tek talebi var, Ferhat Gündoğdu'nun yeniden Merkez Hakem Kurulu Başkanı olması. Peki Ferhat Gündoğdu'nun yeniden Merkez Hakem Kurulu Başkanı olması yapıyı bozabileceği anlamına geliyor mu? Çünkü daha önce yaptığı operasyonlar da var. Bu yapı tamamen ortadan kaldırabilir mi? Neler söylersiniz? Ya şimdi biliyorsunuz bizde kurumlarda şöyle bir şey vardır. Eldeki kadroyu kurmak için yapılmış yönetmelikler de vardır, düzenlemeler de vardır. Bunların bir kısmı o 8 Mart kararları öncesinde değiştirilmişti. Şimdi statüde değişiklik yapılması gerekiyorsa onlar da yapılır. Ve bence bu genç hakemlerin önünü açacak düzenlemeye gidilir diye düşünüyorum. Siz de Aygün Bey biliyorsunuz yıllardır canlı evet. Maç seyrediyorsunuz. Evet. Bir hakemin sahadaki hissiyatını, duruşunu çözebilecek yeterliğe, yetkinliğe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hepimizin beklentisi şu, sahada hakem bir karar verdiğin hatalıysa hata olarak kabul etmek istiyoruz biz. Biz öyle bir ortam istiyoruz. Doğru, doğru. Yani kafalarındaki tilkiler dolaşmaması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Doğru anlıyorum değil mi demek istediğiniz? Aynen öyle. Yani bu bir insani hatadır gözüyle bakmak istiyoruz. Kasıtlı bir şey yoktur. Bunun arkasında başka bir plan yoktur. Mesela Fırat Aygünüz diyor ya hani hakemin verdiği kartlardan çok vermediği kartlara bakmak lazım. Doğru diye. Söylüyor onu. Yani işte bunlar hep mesela biz artık Türk izleyicisi de Türk futbol kamuoyu da futbolu öğrendi. Artık bir takım şeyleri açık ve net görebiliyoruz. Ben dolayısıyla genç hakem olsun, iyi eğitim alsın. Bir de hakemleri eğitmek çok önemli. Ancak bu hataları eğitimle giderebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte işte bunları yapabilecek, kadroyu tanıyan, bilen, biliyorsunuz hakem derneklerinde de evet. Büyük bir değişim oldu. Metin Tokat biliyorsunuz Faiz Futbol Hakemleri Derneği genel kurulundan dolayı çıkartıldı. Delege bile olmadığı için. Çok saçma. Yani bunlar, o da saçma zaten. Yani, enteresan bir şekilde yani. Yani bunlar birbirini tetikleyen, birbirini besleyen hamleler. Dolayısıyla ben hani inşallah umarım hakem şansı denen bir şey de var biliyorsunuz insanlara. Hakem şansları yanında olsun. İyi, sağlıklı,
ve Türk futboluna katkı sunacak bir MHK olsun isterim. Evet tabii şimdi yeni başkan seçildi ama tabii herkes şunu söylüyor Sayın Ali Fuat Doğatepe. Yani sanki bu TFF çok uzun süre gidemeyeceği ve hatta farklı isimlerin de yavaş yavaş hazırlandığı yönünde bazı bilgiler geliyor. Katılıyor musunuz? Neler söylersiniz? Yani bence bu psikolojik harekat seçimi kaybedenlerin büyük bir organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani bir indirme çabası mı var? Onu mu demek istiyorsunuz? Yani Hacı Osmanoğlu'nu kaybedenleri yani, Hacı Osman üzerine indirme anlamında bir çaba mı sarf ediyorlar? Tabii. Hacı Osmanoğlu ve Yeni Yönetim Kurulu'nu baskı altına alma çabası olarak değerlendiriyorum bunu. Hemen yarın seçime gidilecekmiş gibi. Şimdi o arkadaşlara onların temel argümanı neydi? İşte siyaset bunları desteklemiyor arkasında. Cumhurbaşkanı bunları çağıracak. İstifalarını isteyecek. Dikkat ederseniz o gün saat 23 sıralarında Cumhurbaşkanı hemen tebrik mesajı yayınladı. Doğru. Dolayısıyla bunun ne kadar saçma bir şey olduğu görüldü. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kişiliği üzerinde yürütülen tartışmalar da var. Ama bence bunların hepsi saçma. Hep kendi diyor ya, tarafsız birisi olsa nasıl yönetir acaba? İşte Mehmet Büyükekşi tarafsızdı. Nasıl bir tartışmaların içine düştüğümüzü gördük. Bence bu federasyon önünde 3 senesi var. Hı hı. En azından bu sezon, ki bu sezonu planlayanlar bile onlar değil. Doğru, planlayan onlar değil. Yine bir sürü fikstür oyunları var. Her kulübün aleyhine dönebilecek fikstür oyunları var. Avrupa kapısı dönüşü deplasmana giden takımlar var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani bekleyelim, görelim. Bunun nereye gideceğini ancak işte birinci devre tamamlandıktan sonra görebiliriz. Bunların hepsi federasyonu işleyemez ve çalışamaz hale getirmek için üretilen dedikodular olarak bakıyorum. Siz anladığım kadarıyla yeni seçilen federasyona destek verilmesi yönünde düşünceniz var. Ben de aynı düşüncedeyim. Bekleyip görelim. Belki de biz yanılıyoruz. Hakikaten Sayın Hacı Osmanoğlu çok da iyi bir yönetim gösterecek. Belki de devam etsin diye herkes o oy birliğiyle isteklerine devam edecek mi? Yani bizzat iyi tanıdığım insanlar var mesela bu yönetim içerisinde mi? Yönetim içerisinde hani kişilik olarak, insan olarak hakikaten düzgün insanlar var. Yani bunlar bu herhangi bir camiaya, bakın ismi vermeden söylüyorum, herhangi bir camiaya bilerek, isteyerek veya Türk futboluna kötülük yapacak insanlar değil ve hakikaten Türk futboluna emek vermiş. Mesela bir Bayram Akbil var, Adana Spor'un başkanıydı. Kendi takımı, kendi şehrinin takımını yıllardır cebinden para harcayarak bugünlere getiriyor. Yani şimdi buna herhangi bir şey Türk futbolunun aleyhine çalışacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Veya Bayram Saral. Yani Bayram Saral yıllar ta Haluk Ulusoy döneminden beri federasyonun içerisindeydi. İstanbul Spor'un başkan vekiliydi. İstanbul Spor'un geçen sene verdiği mücadeleyi hepimiz yakından tanık olduk. Belki de bu federasyonun değişmesinin fitilini ateşleyen Ecmel Başkan'la Bayram Saral oldu. Doğru. Dolayısıyla hani bu insanlar futbolun içinden geliyorlar. Ticaret odasından, zahiri borsasından gelmiyorlar. Dolayısıyla bu insanlar iyi şeyler yapacaklarına dair umudumuzu koruyalım. Destek olalım. Zaten dün ben Bayram Saral'la konuştum mesela. Ya beni aradı, dedi ki beni önce sen eleştir lütfen. Yanlışım varsa sen eleştir diyor. Bildiğin için doğru. Doğru söylüyorsun, doğru. Yani dolayısıyla hani böyle bir yaklaşımda olan bir federasyona hemen işte arkadan dümenler çevirerek, işte zaten bu biliyorsunuz şeyde başladı. Federasyon seçimlerinde kim kime oy verdi ifşalarıyla başladı. Aslında bunların hepsi yanlış. Kimin kime oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Yeni federasyon var. Yeniden kurullar oluşturulacak. Ve bağımsız kurulların oluşması için emek verilecek. Peki. Burası çok önemli. Sayın Ali Fuat Doğatepe, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ailemize de selamlar, sevgiler. Çok...